tekrar hoş geldiniz. Atürk TV, İzmir TV ortak yayınında Konsept Roman programındayız hep birlikte. Bildiğiniz üzere kadını, genci, kanaat önderini, muhtarı, belediye başkanı ve akademisyenleri ağırladığımız bir program ve hep romanları konuşuyoruz. Bugün Roman Kadınları Güçlendirme Derneği Başkanımız Sayın Esra Şenkeman'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili başkan. Hoş bulduk. Vakit ayırdın bize. Önemli bir konuksun bizim için. Çünkü bizler yıllarca kadına yer veremedik. Ya o fırsatı bulamadık ya tembellik yaptık. Ya da kadın öne çıkmadı. Bugün artık kadın girişimcilerimiz var. Kadın dernek başkanlarımız var. Dolayısıyla az evvelki konuğum bir şey sormuştu. İlerlediğim süreçten memnun musun diye. Memnunum. Gösterge karşımda. Hoş geldin. Önce bir seni tanıyalım Esra. Ondan sonra da dernek faaliyetlerine başlayalım. Kim Esra Şenkeman? Esra Şenkeman dans eğitmenliği, sahne sanatçısı ve kadın sazlarıyla organizasyonlara giden bir hanımefendi. Ama ve roman kadınıyım ve roman kadını olmaktan da gurur duyuyorum. Bir anneyim, kız çocuğu için elimden geleni ardına koymadan, hiçbir işi beğenmeden, hani iş beğenecek bir potansiyelim yok çünkü ben bir anneyim. Onun okuması için mücadele eden bir kadınım. Evet. Ben yıllardır mücadeleni veriyorum. Çok eski tanışıyoruz. Birlikte projelerde içinde de bulunduk. Onları da konuşacağız. Önce annelikten bir başlayalım. Çünkü çocuğuna verdiğin emeği biliyorum ben. Tuana mıydı? Tuana. Tuana ile ilgili yaptıklarına emeğini bir roman kadının aslında emsal teşkil eden bir rehber veli durumdasın benim için. Bu dernek kurmadan evvel de görüşmelerimiz vardı. Tuana ne yapıyor şimdi? Geçmişte neler yaptı? Ve senin ona verdiğin emeği bir dinleyelim senden. Tuana şimdi lise 3'e gidiyor sağlık meslekte. Allah nasip ederse Tuana cerrah doktor olmak istiyor. Nasıl destek verdim kızıma? Okumanın ne kadar güzel ve gereksiz olduğunu, benim gibi olmasını istemediğimi. Neden? Ben yıllarca sahnede emek verdim ama... Kötü bir örnek değilsin. Ya kötü bir örnek evet. Olarak değil de... Daha iyi bir hedef evet, koydun kızına. Yani evet. Okumanın şart olduğunu. Güzel. Yani ayakta durabilmesi için. Hiçbir yere belgesiz bir yere girmeye çalışma imkanım çünkü olamıyor. Ne güzel. Kızım da ben bu pandemi sürecinde ona destek verebilmek adına yine okuyor ama çok zor. Çünkü sadece dijital ortamda. Çocuklar da çok sıkılıyor. Ama ona örnek için ben de liseye başladım. Aa harikasın. Evet, ona söylediğim cümleler şu. Senin ne güzel bir öğretmenin var. Yüz yüze onunla telefonda da olsa görüşebiliyorsun. Ama benim sadece kitaplarım var. Ben kitaplardan derslerime çalışıyorum. Sana yetişmeye çalışıyorum. Evet, o heyecanı ikimiz evde, bu pandemi sürecinde evde kapalı bir alandayız. Ona destek çıkmaya çalışıyorum. Harika bir annesin biliyorum. Tuana'nın bir de spor geçmişi var bildiğim evet, kadarıyla. Evet, o da öğretmenimizin sayesinde olmuştu. Gözlemlerine göre Tuana'nın çok iyi koştuğunu görmüştü. Daha sonra yarıştı Tuana hiç çalışmadan. Spor salonuna sonra gittik. Orada ikinci olmuştu. Hocası da bunu çalıştırmak için gitmiştik ama ne yazık ki Tuana bir sakatlanma yaşadı. Şimdi sporu bırakmak zorunda kaldı. Ama ne güzel öğretmenimiz keşfetmiş. Yani evet. Keşifleri bekliyoruz öğretmenlerimizden. Romanların dünya çapında spor faaliyetlerinde Türkiye'de de öyle çok iyi rol modelleri var. Demek ki avcılığa çıksak mahallede ya da keşfe çıksak kim bilir Tuana gibi neleri yakalayacak. O yüzden öğretmenimizi de bu arada kutlamak isterim. Dernek faaliyetlerine gelelim. Tekrar roman kadını işleyeceğiz. Böyle sohbet niteliğinde akıp gideceğiz inşallah. Niye kurduk derneği? Ben bir roman kadını olarak yaşadığım güçlükler vardı. Neler vardı? İş bulma konusu, sesimi duyurtturabilme. Benim gibi sessiz çığlıklar çok var. Onların sesini duyurtabilmek için buradayım. Çok güzel. Sessiz çığlıklar sözünüz çok kıymetli. Çığlık atma organizasyonları yapalım. Roman kadınların sesini hem yerel yönetimler hem de hükümetin unsurları duysun diye bu organizasyonun sözünü alayım sizden. Biz bir çığlık denemelerine başladık Esentepe'de. Bir 30-40 tane kadın. Mahallede sorun varsa çığlıkla duyurtalım bari sözden anlamıyorlarsa diye bir başlık atmıştık.
çığlık atalım hep birlikte. Peki ne yapacak dernek? Yani bir de şey ismi güzel. Roman Kadınları Güçlendirme Derneği. Roman kadınları çok başarılı bence. Neden? Yılmayan kadınlar çok var içimizde. Neden? Evinde boyasını yapabiliyor, kömür sobasını kurabiliyor, temizlik işine gittikten sonra tekrardan evin işini gücünü yapıyor. Harika. Evin psikolojik sorunlarını psikiyatri bir bakıyorsun, doktoru oluyor evinin. Roman kadını bence yılmaz. Onların yılmayacağı için mücadeleci, savaşçıdır. Roman kadını pes etmez. Doğru. Ya bir yıldır hayattayız zaten topluluk olarak. Biraz kadın olmanın getirdiği başlık ayrı ama bir de bin yıldır verdiğimiz bu ayrımcılıkla, nefret söylemleriyle ya da ötekileştirme ile ilgili verdiğimiz mücadele bizi güçlü kıldı biraz da. Biraz kültürel kodlarımız da bu konuda bizi besledi diyelim. Hala mücadele ediyoruz. Cezaevinde kocamıza da bakıyoruz değil mi? Evet. İşe gitmeyen kocamıza da bakıyoruz. Roman kadın aslında en önde değil mi? Aileyi taşıyor. Aileyi taşıyor. Peki güçlendirmekle ilgili ne yapacağız dernekte? Derneğimizde güçlendirmeyle ilgili birincisi bilinçlendireceğiz. Ekonomiye katkıda bulunmaları için meslek kursları açacağız. Tamam. Tam da bunları istiyoruz evet, sizden. Evet, eğitim vereceğiz. Çocuk gelişim eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. Çocuklarla alakalı. Bizim için çocuklar geleceğimiz çünkü. Doğru. En önemli noktası bu bence. Çocuklar. Peki yapısı nasıl? Yönetimi nasıl oluşturdunuz? Kimler var yönetimde? Yönetimimizde başarılı bayanlarla kurduk. Neden? Var, çünkü onları size örnek gösterebilmek için. Güzel, çok güzel bir şey, örnekler. Peki başarı hikayeleri ne onların? Ne yapıyorlar? Benim başkan yardımcım Fatma İşçioğlu. Bu pandemi sürecinde evde hem kendi sıkıldı hem televizyonda görülen çocuklarla alakalı bazı reklamlar vardı. Mahallemizde biliyorsunuz çocuk sayısı çok fazla olduğu için çocuklara yönelik hem kendi sıkıldığından örgü örmeye başladı. Ve bu örgüyle bez bebekler üretti. Harika. Hem organik hem iyi. De fiyatları çok düşük. Kimi ne yaptı? İşte bebek parası vermedi ama yününü getirdi. Hem o yünlerle oyuncakları üretti. Hem çocukları şey üretti. Evet. Kendi ayakta hem kaldı. Hem de kendisi ayakta kaldı. Çok zekice ve çok üretken bir faaliyet. Bunun yerel yönetimlerden desteğini alalım ve bunu şeylerde, ne derler onu, festivallerde ya da bazı yerlerde satış için yerler talep edelim inşallah birlikte. Güzel, başka örnek ne var? Bir tane de bayan kardeşimiz hediyelik eşyalar yapıyor. Ve bunları şu an inanır mısınız boş vakti yoktu. O da çok gelmek istedi ama boş vakti yok. Alırız onlardan. Evet, elleri boy içinde. Tamam. Evet. Emekçi bir kadınımız emekçi daha. Emekçi bir kadınımız daha. Ve kurslarla alakalı hep bize ön yargıyla davranıyorlar. İşte kurslara gitmiyorlar, gelmiyorlar. Hayır, ben bunu 4 yıl, 5 yıl öncesi bizzat kendim gittim. Orada yeğenimin arkadaşları da gitmişti. Yeğenim de orada aldığı eğitimle şu an çalışabiliyor. Yani eğer katılırsak, evet, üretken tarafımızı, girişimci tarafımızı öne çıkarırsak aslında hem üretip hem satabilecek hem de işe girebilecek sertifikasyon süreçlerinde roman kadını aşabiliyor. Demek ki ön yargıları bir tarafa bırakacağız. Derneğimizle beraber başta roman kadınlara kurslar açacağız ve İslam garantili kurslar açacağız. Benim geçtiğimiz günlerde Ege Mahallesi'nde bir çalışma yaptık. Aslında Konak Belediye'miz ya da Büyükşehir Belediye'mizin burada gelinlikçilerle yapacağı işbirliğiyle, bu örme sanatlarıyla ya da boncukla ya da işlemelerle, gelinlik İzmir biliyorsunuz dünyanın neredeyse merkezi oldu. Evet. Gelinlik fuarımız İzmir'de. Çok da aktif dışarıdan katılımcılar var. Evlere parça başı iş verdirebilir miyiz acaba? Bu konuda... Evet, bu konu çok güzel bir konu. Çünkü hemen hemen her evin içerisinde annelerimiz sağ olsunlar eşlerine katkıda bulunmak için zamanında hep boncuk işlemeler yapmışlar. Ben de öğrendim annemden. Bunu tamam. Ben kendim de boncuk işleyerek zaman zaman işlerimizin olmadığı dönemde kendim de kendime katkı sağlamaya çalıştım. Böyle olursa bizim için bir başarı elde etmek, ekonomiye de katkıda bulunmak, bu süreç çok uzun bir süreç çünkü, güzel bir... Ben derneğimizin güçlendirme, sizin bu girişimciliğiniz, emsal yönetimdeki girişimci aktörler yönetiminizi merkeze aldığımızda,
Önümüzdeki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir roman eylem planı var. Yerelde CHP'li belediyeler iktidarda olduğu için ağırlıklı olarak siz de adresiniz Konak'ta değil mi? Evet. Konak Belediye Başkanımızdan az zaman önümüzdeki süreçte biz roman STK'larla işbirliği sürecine geliştirelim dedik. Bu işbirliği sürecini aslında gelinlikçilerle ya da bu tür abiye işi yapanlarla beraber de yapılırsa kadın derneğimizin önderliğinde mahallelerdeki kadınlarımıza demek ki örgü işleri verebileceğiz. Ayakta kalmaları için derneğin isminde olduğu gibi güçlendireceğiz. Evet. Mantıklı mı? Güzel, mantıklı. O zaman işbirliğimiz şimdiden gelişmeye başladı. Sahne sanatçısı kimliğin var. Bu konuda sahne sanatçısının zorluklarını anlatır mısın bize? Sahne sanatında ne kadar moralin bozuk olursa olsun yaşadıkların, çünkü hep bizi eğlenceli, neşeli gördükleri için. Ya da cinsel obje. Evet, sahneye çıktığımız zaman sadece odaklandığımız yer sahne ışıkları. Sanatımızı yaptıktan sonra arabanın içerisine girer girmez oradaki biliyorsunuz sahneye çıkarken saçlarımıza çıt çıt takıyoruz. Onları çıkar, daha oradaki kişiliğimiz sahne ışığı bizim için kapanıyor. Ne oluyor? Annelik. Tekrar gerçek rolümüze evet. Görünüyoruz. Demek ki çünkü sahnede bizi hep nasıl görüyorlar? İşte ne kadar süslü, saçınız, işte parfümünüz, kıyafetinizi nerede yaptırdığınız diye soruyorlar. İşlerimiz yokmuş gibi. Tabii ki. Yani onların bunları görebilmesi için sahnede olmaları gerekiyor. Doğru. Peki sahne sanatçıları bu pandemi sürecinde çok zorluk yaşadı. Evet. Tüm müzisyen arkadaşlarımızla ve sahne sanatçılarıyla beraber pandemiden evvelki ve sonraki koşulları anlatır mısın bize? Daha önce herkes kendini geçindirebilecek derecedeydi. Yani kimse kimsenin kapısını çalmıyordu, kaymakamlığa gidilmiyordu, belediyeden istekler ya da Kızılay'dan olmuyordu. Çünkü günlük de olsa evimize gelen bir harçlıklarımız vardı. Bu süreç bizi hiç ummadığımız anda karşımıza yakaladı, çıktı, evet. Yakaladı. Yani biz ilk bir hafta geçecek diye umut ettik ama... Gitekçe kapandı, evet. Travmaya döndü. Bugün en iyi müzisyenlere çalan arkadaşlarımız işte sokaklarda. Disco, sokak müziği evet, yapıyorlar. Evet, takım elbisesiyle dolaşan, evet. Herkesin ayakta alkışladığı insanlar ne yazık ki evet. Durumları çok güzel yerlerde değil. Bayanlar ama... için de öyle oldu. Elini mikrofon tutanlar... Dans edenler ya da ritim çalanlar, müzik aleti çalanlar ne oldu? Temizlik işlerine gitmek zorunda kaldı. Evet. Hala bir mücadele eder olan kadını. Evet. Pandemi bizi çok dibe vurdu ama bu mücadele azmimizi elimizden almadı. Dolayısıyla kutluyorum. Kutluyorum. Peki dernekle ilgili önümüzdeki süreçte bir şeyler neler yapacağız? Derneğimizde bir projemiz var. Bazı notlarım var evet, görüyorum. Evet, o notlardan da bir alıntı yapalım. Evet. Cinsiyet eşitliği bir projemiz var. Güzel. İki dernek, birinin ismini vermek istemiyorum. Tam sürpriz önemli, sürpriz önemli, olsun önemli, istiyoruz. Önemli. Projemizde çiçekçilik, ev temizliği ve sahne sanatçıları. Hı hı. Bunlarla alakalı bir projemiz var. Güzel bir... Tamam, ismi belli evet. Oldu mu? Projenin ismi. Yok. Yok, o da sürpriz olsun. Diğer başlıkları alalım peki. Evet, genç kızlarımıza projeler, onları geliştirmek için destek kursları yapacağız. Tamam. Yerel yönetim ve devletler kurumları ile işbirliği kuracağız. Sivil toplum örgütleri ile de birlikte işler evet, yapacağız. Evet. Tamam, başka? Biz şöyle diyoruz, yani kadınları organizasyon etmek değil, uyandırmak gerekiyor. Hmm. Güzel. Evet. Neyle uyandıracağız kadınları? Neyle uyandıracağız? Kimliklerine, evet. Vatandaşlık haklarına, yurttaşlık haklarına. Demin iki konumla konuştuk. Cem Pekbalıkçı konumuzdu. Dilekçe yazmayı öğreteceğiz kadınımıza ki talep etmeyi olgunlaştırın. Sosyal haklarını bilmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Evin içinde de dışında da. Sanki demin sohbet ederken güzel bir şey yaptın. Niye kurulduk da çok güzel bir şey söyledin. Sivil toplumda neydi bir başlığın var orada? Ha, sivil toplumun boşluğunu kapatmak için biz buradayız. Güzel. Sivil toplumun evet. Başlığını kapatmak için Roman Kadın Derneği kurduk. Güçlendirme Derneği evet. Kurduk. Bu bizim hakikaten yıllardır yükündüğümüz bir konu. Türkiye ölçeğinde böyle. Derneklere katamadık kadınları. Ben burada kendime empati yapıyorum. Bir suçluluk duygusu, bir erkek egemen yapılar oluşturduk.
Peki kadınlar da dün öne çıkmıyordu. Niye? Niye katılımcı değildi kadınlar dün? Yani biz koyamıyorduk ama kadın da aktif değildi. Değildi. Bazı kadınları inanır mısınız televizyon programları olsun, belgeseller çektiğimizde eşleri hayır diyor. Doğru, bazen kareye girmek istemiyor. Eşi evet, müsaade etmiyor. Ya da çok başarılı bir kadın karşısında bulmak istemiyor. Siz bunu nasıl açtınız? Ben kendime çok güveniyorum. Eşin? O da bana güveniyor. Sağ olsun. Diğer arkadaşlarımız nasıl yani, açtılar? Şöyle yönetimdeki arkadaşlar. Yönetimdeki çünkü arkadaşlarımızın şey, ezber bozan şöyle, bir gelişim evet, şu anda benim için. Çok gelişmiş eşlere sahipler. Bir tane kızımız Fatoş'u söylemiştim. Onun zaten eşi yok. Kendisi tek, ailesi de yok. Vefat ettiler. Kendi ayakları üzerinde duran ne güzel, bir ne güzel. Kızımızdı güçlü kendisi. Güçlü roman kadın. Evet. Güzel. Başkalarına da örnek olacak bir profil. Gençlere de inşallah örnek olacağız. Peki üye sayımız nereden geliştireceğiz? Biraz lokal mi çalışacağız bu konuda? Yok. İlçelerden biz katacağız bütün, yani illaki roman olması gerekmiyor. Bizim için kadın olması yeterli. Çok güzel. Biz ayrımcı değiliz. Çok burada güzel. Onu da göstermek çok istiyoruz. Güzel. Ayrımcı değiliz biz. Ama bu derneği kurarken tabii ki ben de biliyorsunuz sizlerle de çok koşturduk. Ama bana orada bir ışık veren ve bu güce beni ayakları üzerinde tutup yönelten bir roman çalıştayı olmuştu. Sayın Hasan Hüseyin, TRE Başkanı, Roman evet, Derneği evet, Başkanı evet. Hasan Hüseyin Karabacak'ın yapmış olduğu oradaki şeyde olmuştu, Kaya Otel'de olmuştu. 2 yıllık bir projeleriydi. Ben de oradaydım. Biliyorum. Evet evet. Oralara gide gele ya benim yanımdaki arkadaşlarımla kurduklarım da vardı, birkaç kişimiz oradaydık. Orada sosyolog ve psikologlar vardı ve psikologların bize göstermiş olduğu orada birkaç detaylı çok deneyimli tanıdığımız arkadaşlar evet. O, bize yaptırmış oldukları o uygulamada artık bizde evet bir oyun var. Oyun siz ayret, evet. Evet. O bize beynimize belki bir sinyaller gitti. İletişim için, evet. Çünkü her yerden roman vardı. Bir tek hani Tepecik Mahallesi'nden alınan değildi. Çevrede, İzmir çevre ve illerinden gelenleri bir araya, kadınları bir araya toplamasıydı. Kadınlar böylelikle ne oldu? Kaynaştılar evet. Ve güzel bir sonuç elde etti. Beni derneği kurmama sebebiyettir. Ne güzel. Ben çok mutlu oldum. Ben kadının, şimdi kadın ve gencin biraz daha aktif olacağı bir sürece evriliyor takvim. O yüzden varlığınız çok kıymetli. Profesyonel destekler de alırsak işte dernek başkanlarımızdan ya da dışarıdan diğer kadın dernekleriyle de birlikte çalışmanın yolunu açarsak ben biraz daha önümüzdeki süreçte deneyim kazanacağımızı düşünüyorum. Şeye katılıyor musun? Roda ağında, evet, ağında mısın? Evet. Elmas'ın o zaman yeni bir kazanımı olarak şey yapalım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Elmas Aruz çok başarılı ve bu başarıyı da bizlere yansıtıyor. Biz de başarılı buluyoruz. İmreniyoruz demek ki şeyde de söyledik biz. Elmas izliyorsa bize gülüyordur şimdi. Güzel faydalı işler bunlar. Peki çocuklara sizin örnek olduğunuz gibi mahalledeki roman kadına nasıl örneklem teşkil edeceğiz? Siz şimdi önünüzde bir modelsiniz. Mahalleyle ilişkilerimiz nasıl? Komşuluklarımız, kadınlarımız nasıl? Yapacağımız toplantılara dahil olacaklar mı? Ya da biz yerinde mi yapacağız toplantıları bilgilendirmek için, katılımcılığı artırmak için? Kadınlarımızın %50'si gelir. Gelir mi? %50'si gelir. Buna çünkü nereden çok, kanaat ettin? Nereden kanaat ettim? Artık dibe vurduk. Yani çemberin içerisinde kaldık biz. Oradan artık dışarıya çıkmak kadın istiyoruz. Dışarı kadınları çıkmak istiyor. Sosyalleştirmek istiyoruz. Güzel. Roman kadınlar mahallede çok sosyal. Dışarıda biraz daha kendisini yalnız hissediyor. Dışarıya nasıl çıkaracağız? Dışarıya artık bu pandemi sürecinde o kadar çok içeride kaldılar ki dışarıya çok... Anladım. Bir heyecan var dışarı evet. Çıkmaya diyorsunuz. Aslında patenaj yapıyoruz. Yani diyor. Tabii ki orada seslerini duyurmak istiyorlar. Hı-hı. Onlar da artık bir kimliklerinin olmasını istiyorlar. Hı-hı. O yüzden dışarıya çıkıp hayata yönük çalışmalar yapmak için onlar da bu süreçte bizlerle birlikte olmak istiyorlar. Ben güzel, zaten uzun yıllardır biraz da mahallede de deneyim sahibisiniz. Birlikte projeler yaptık. Hatta 9-8 Zenne, evet. Ragıp Taranç hocamızı da burada analım. 9-8 Zenne'yi çektik kapınızın önünde. İyi bir etkinlik faaliyetiydi. O gün bize hem rakıs ettiniz, dans ettiniz.
Hem de bir zenli arkadaşımız vardı. Neydi ismi? Erbey. 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 Erbey Özçalabi. Evet. O çok güzel bir çekimler yaptı. 9 Eylül evet, Üniversitesi. Çok iyi tanıştı. Güzel Sanatlar evet, Fakültesi. Evet. Sanatı çok güzel anlatmıştı kendisi. Evet. Sanatçıyı, bayan kadınların çalışmalarını. Güzel bir çalışmaydı. Sonra o çekim uluslararası ödüller aldı. Benim bildiğim bir tanesi Jakarta'da evet, aldı değil doğru. mi? Bir tane daha var ama onu bilmiyorum. Burada da gene birçok salonda gösterildi. Aslında tarihe not düşen romanın rengini aslında eskiden zenneler de vardı, evet. Raks ederlerdi. Şimdi ne yazık ki yok. Evet, evet. O da bir kültürdü aslında. O da bir kültürdü. Peki şeyden bahsedelim biz biraz daha. Bu yardımlaşmayı, dayanışmayı kendi aramızda nasıl geliştireceğiz? Çünkü roman mahallelerinde dayanışma bilinci çok yüksek ama komşuda da yok şu anda. Hani o dayanışma ilk zamanları neler oldu? İlk zamanları kendi aramızda olanları işte kimi yağ verdi, kimi salçasını verdi, evde olanları paylaştık. Bu sefer bakkala yönelildi. Bakkal da artık borç yazıyor mu? Borç yazıyor da artık yazılmıyor. Yazılmıyor, artık yazılmıyor. Geçtiğimiz günlerde Tepecik'te yıllardır sizin bildiğiniz konu Kuştepe örneğinde Fox TV'de çıktı. İsmail Küçükkaya'nın programında işte 2 liralık yağ, efendim yarım paket margarin bizim mahallelerde bir dalcıgara da satılır. Biz yıllardır yaşıyoruz bunu. Belki anlatamıyorduk. Kuştepe'den bir gazetecinin girişimiyle öne çıktı. O alışverişi anlatır mısınız? Nasıl oluyor o alışverişler? Şimdi kimi ilk başlarda alamayan da hadi bir düşük seviyeye gelenler nasıl oluyor? Utanarak gidiyor. Ama alıştıktan sonra bakkala artık prima dahil alabiliyoruz. Ne diyoruz bakkala? Evet, bir tek prima verir misin? Bir tek. İki dal sigara, yarım paket sanaya, şu kadarlık çay, akşamı kurtaracak. Evet. Hepsinden tek tekçi yani bizim mahalle tek bakkala tek. Diyebiliriz. Güzel. Peki, hazır yemek alışkın mahallede. Etsiz yemek yemeyiz ama çok da fazla seyyar satıcılarımız var. Kadın seyyar satıcılar oluşturmayı düşünüyor musunuz? Mahallemizde bazı yerlerde zaten yapanlar var. Kim var? Yani, ne yapıyorlar? İçli köfte yapıyorlar, tamam. Lahmacun yapıyorlar. Tamam. Onları derneğe katmak gibi tabii bir ki. Şey, teşebbüsünüz var mı? Tanıyor muyuz arkadaşlar? Var yani zaten derneğimizin içerisinde bir bayanımız yemek yapıyor. Yani dahil edersek şeyde etkinlik faaliyetlerinin içerisinde evet. Roman kadının güçlü tarafını, üreten tarafını, pişiren tarafını da gösterelim kamuoyuna isterim. Daha başka neler anlatırsın benim aklıma gelmeyen roman sormaya. Kadınları zaten geçmişte şöyle bir şey vardı. Benim teyzem de emekli oldu. Nereden emekli oldu? Yemek yapıyordu evlerde. İtalyanlarda çalışmıştı. İyi yemek yapıyor o zaman evet, İtalyanlar. Evet, çok iyi. Beni, çok evet. iyi yemek İtalyan yapıyordu. Mutfağını biliyorsun evet, zaten. Evet, İtalyan mutfağı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Kızı, ama ha, kızlarına öğretti. Kızlara da harika yemekler yapıyor. Onları da dahil etmeyi düşünüyor musun? Evet. Güzel. O zaman derneğimiz bayağı çeşitlenecek. Hem böyle üreten hem de renkli. Yani her model kadın olacak bizi. Güzel. Güçlü Roman Kadınları Derneği isminin olduğu gibi yönetimi de öyle olacak. Peki Esra'cığım, değerli başkanım, önümüzdeki süreçte biz istihdama kavuşmak için siz sadece kendi kabiliyetlerinizle ayakta durma gayretindesiniz. Kamuda roman kadın göremiyoruz. Yok. Belediyelerde pek roman kadın yok. Konakta 1800 civarı işçimiz var. Biraz bu dönemde arkadaşlarımız alınmaya başladı ama bir tane iki tane roman kadın var mı bilmiyorum. Belediyelerimizden talebimiz olacak mı bu konuda? Evet. Biraz o taraftan bir açalım bunu. Açalım. Biz roman kadınlarını artık sadece temizlik işlerinde çiçek satan ya da sanat icra eden görmek istemiyoruz. Onlardan da başarılı kamuda masa başında iş yapabilecek lise bitirmiş kızlarımız, üniversite bitirmiş kızlarımız var. Var mı Tepecik'te? Var. Benim bildiğim kaç var. Tane çıkar? Yani okuma, şimdi okul terkleri bir taraftan, devamsızlık var. Bir taraftan, bir taraftan da böyle birkaç tane de olsa iyi rol modeller çıkıyor. Onlar da aslında evet. katsak derneğin yüzü olur. İki tane Eşref Paşa'da iki kardeş var, oturan roman. Bir tanesi kimya okumuş. Bitirmiş ama mi? Okuyor bitirdi. Mu? Kazanalım onu da derneğe. Evet. Tanışalım onunla sayenizde. Bakalım onunla ilgili neler yapacağız. İki tane kızımız liseyi grafikte bitirdi. Grafik mezunu. Çok iyi. Peki bu arkadaşlar bitiriyorlar evet. ama iş bulamıyorlar. Evet. Şimdi neden? Oturdukları muhit yüzünden oluyor hep bunlar. Hmm.
Yani adresini verdiği zaman mekansal kriminal leke devreye giriyor. Yani kendini ne kadar çok geliştirirse evet. geliştirsin diksiyonu ya da kıyafetiyle evet. değil. Adresten dolayı. Adresten belli oluyor ve dosya hemen sümen altı oluyor. Bu aslında bir vaka. Yıllardır yaşıyoruz ama hep beraber bunları aslında yenmek için mücadele vermeliyiz. Aynı sizin yaptığınız gibi bu çocukları, bu genç arkadaşlarımızı sizlerle beraber öne çıkarmalı. Ve pozitif ayrımcılık temelinde sisteme, kamuya, belediyeye aktarmalıyız. Ki entegrasyon böyle gelişir. Öbür türlü romanları biz çok seviyoruz. Efendim 5 Mayıs'ta Hıdrellez'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde bir de arada pilav dağıtarak olmuyor bu işler, doğru mu? Doğru. Ya, temizlik işine bile gittiği zaman ilk sordukları şey sen çok iyi fal bakarsın. Neden? Çünkü bir klişe var kafada. Ne yazık ki. Ben de diyorum ben fal batmıyorum. Ama o da bir iş aslında. O ayrı bir şey. O ama ayrı. Yani sadece... Herkese o klişeyi yapıştırmak doğru değil. Katılıyorum. Programımızın aşağı yukarı şu anda bir 10 dakikamız daha var. Sen serbest görüşlü aldığın notlar da var. Benim sorularıma takılmadan anlatmak istediklerini bir anlat. Ben de biraz daha akışına bırakayım. Romanlara ayrımcı olmalarını asla istemiyorum. Bunun için zaten mücadele ediyorum. Roman kadınlarına fırsatlar verilmesini istiyorum. Öncü kadınlarımızın olmasını istiyorum ve çocuklarımızı geliştirerek yeni nesilde, çünkü ayaklarımız ve dünya üzerinde ne olması gerekiyor? Çocukları geliştirmek gerekiyor. Bu gelişimde katkılar sağlayacak olan belediyelerimizden, kamudan destekler bekliyoruz. Neler bekliyoruz? Çocuklarımıza burs istiyoruz. Bazı burslarda şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. 500 TL gibi bir yardım alıyor. Nasıl, ne yardım? Yetim aileyi alanlar, emekli maaşı alanlara, çocuklarına ne yazık ki burs çıkmıyor. Ama biz bu bursları kendimize mi alıyoruz? Çocuklar için harcamak için istiyoruz. Ama ne yazık ki verilmiyor. Yani o yüzden biraz daha böyle incelemeler yapılırken insanların evi var ama çocuk için istiyoruz. Evde bir tane beyaz eşyayı zenginlik göstergesi olarak görüyorlar. Bir televizyonu da, televizyonun orada, varsa da evet, aynı sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Hasta bakım paralarıyla şu an alakalı sorunlar yaşıyoruz. Felçli hastalarımız var. Malum pandemi, yataklarından kaldırılamıyor. İkinci, üçüncü katta oluyorlar. Hasta eziyet oluyor. Neden hastanede yatarken belli bir şey bu bakım parası istenilecek. Orada insanlara yüzde kaç olduğunu yazılmıyor. Tekrardan insanlar başvurursa kazanacak. Peki ben bu bilgiye sahip değilsem bu hakkı almamam için mi acaba? Bak şimdi çok güzel bir başlık verdin bana. Romanlar vatandaşlık hakkını bilmiyor. Bu konuda da ön yargılarımız gelişiyor. Ve her sene yeniden ben tekrar etmek, tekrar müracaat etmek, tekrar evrak toplamak, tekrar tanık olunması, tekrar acaba geçen seneki yüzdeyi yakalayacak mıyım diye bir gayret içerisinde oluyorum. Evet. Ve bunun farkında olmayanlar da o hakkını kaybediyorlar değil mi? Evet. Ve maaşları kesiliyor. Burada ne yapmak lazım? Burada birçok rol model olarak, yani bizim için istediğim, benim istediğim hastanelerin bilinçlendirmesi. Çünkü benim babam da felç olmuştu. Biz hastanede hemşirenin söylemesiyle, çok tabii ki yıllar, evet tabii ki benim söylediğim bir 12-13 yıl önceden bahsediyorum. Benim gibi çok insan var. Bunu bana sokakta görenler, telefon açanlar da oluyor. Ben de yönlendirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz Engelli Derneği Başkanımız Selahattin Bey'i arıyorum. Sağ olsun o yardımcı olmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi hastayı kıpırdatamayacak derecede ve kaldırılamayacak hastalarımız var. Pandemi var, korkuyorlar ve kiloları var. Bu hastalara daha önce Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu eve geliniyordu. Evde bakım hizmeti evet, yapılıyordu. Evet, şimdi gelinmiyor. Şimdi gelinmiyor. Evet. Biz ne yapacağız o zaman? Dediğin gibi kaldıramıyoruz. Kaldıramıyoruz. Yani getirdiğin... bu hastaya bu sefer ne oluyor? Bakım parası çıkmıyor. Bu süreç uzuyor. O insanlar da biliyorsunuz şu an çalışamıyor. İşe gidemiyor. Gündelik işe de gidemiyor. Çünkü hastasını bakmak zorunda belediyenin kalıyor. Belediyenin evde bakım hizmeti var mı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama sorayım, aklıma geldi. Görmedim.
Konak Belediye'mizin evde bakım hizmeti var mı bilmiyorum ama Büyükşehir'in var galiba. Onu bir soralım bakalım. Onu bir soralım. Evde bakım konusunda da varsa adresler onları bizle paylaş. Bu evde tedavi en azından temizlikle ilgili neler yapabilirdi konuşalım. Lütfen devam et Esra. İyi gidiyor. İyi başlıklar verilmişse. Hijyen konusunda hepimize söylenilen var. Evet, hijyen çok güzel. İlk dönemlerde herkes dağıtıldı. Ama şimdi duruyor. Ve ben birçok insanda aynı maskeyi defalarca kullananlar var. Güzel. O zaman hijyen paketi desteği bekliyoruz Büyükşehir'den mahallelerimize. Ve tamam. Çocuklarımızla alakalı da biz günümüzü geçiştirebiliyoruz ama çocuk bezine çok ihtiyaç var. Mamaya çok ihtiyaç var. Yani çocuklar mecbur kullanmadan da olmuyor. Bizim söylemediklerimizi söylüyorsun. Bakkal da artık vermiyor. Bir anne olmak, bir kadın olmak. Çok zor. Zor hele bu pandemi sürecinde. Çocuklarımız zaten eğitimden uzak. İşsizlik var, yoksulluk var. Hatta açlık var diyebiliriz. Ve bu ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Sosyal devletin bütün unsurlarına buradan çağrı yapalım. Bir roman anne konuşuyor. Bir roman kadın derneği başkanımız konuşuyor buradan. Mahallenin işler acısı gerçekten. Çocuklar psikolojik olarak çok etkilendiler. Televizyonda gördüklerinde çok hoşlarına gitti. Benim çocuğumun da çok hoşuna gitti ama biz göremedik. Sokaklarda gezi arabalarıyla müzik yapılıyordu. Ama palyaçolarımızı göremedik. Evet. Yani çocuklar en azından pencerelerden gördüğü zaman bir tek balona bile çocuklar şu an muhtaç kaldı. Neden? Sokak özgürlükleri kısıtlandı. Doğru. Çocukları parka belli bir saat var ama anneler de götürmek istemiyor. Çünkü herkesin eli değiyor. Doğru, çok doğaçlama anlatıyorsun. Ya, o yüzden devam. Çocukların bence böyle bir proje mi olacak ya da belediyemizin, hatta burada yetenekli biliyorsun mahallemiz çok komik işte skeçler yapanlar var. Onları mı orada kullanacaklar? Yani o kadar muhtaç duruma düştük ki bunu kaldırıp hala yapabilecek. Üreterek evet, talep etmek istiyoruz. Evet, yani bize, onları da kullanarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin roman eylem planında ayrıcalıklı bir başlık var. Zaman zaman bunu tekrar ediyorum. Muhtaçlık kavramına itiraz etmiş. Yeterince geliri olmayan demiş. Yeterince geliri olmayan arkadaşlara biz belediyelerimize demin bahsettiğimiz o dilekçe vardı ya. Dilekçelerle aslında sosyal devletin tüm unsurlarına, kaymakamlığa da, yani sosyal yardım bir haktır. Bunu utanarak değil, hak olduğunu bilerek aslında müracaat ettirme konusunda ben hem şeydeki yönetimdeki arkadaşlarınızı hem de mahalledeki kadınları mobilize etmenizi bekliyorum. Bunu bir fırsata çevirelim. Yani artık dibe battık, hiç olmazsa haklarımızı arayalım ve ne istediğimiz bebek bezi ise üşenmeyelim. Şurada yuvarlansak Konak Meydanı'na düşeriz buraya ve dilekçe yazdıralım arkadaşlara, talep edelim. Ve ondan sonra da takip edelim. Biliyorsunuz her dilekçenin bir numarası oluyor. Dernek başkanı olarak siz takip edin. Biz de bu konuda size gerekli desteği verelim, sorgulayalım. Yoksulluğun bu konuda dibe artık vurduğu bir konuda roman kadının sesi olmaya çalışıyorsunuz. Bunu çok kıymetli buluyorum. Devam et sen, iyi gidiyorsun. Evet, bana da başlıklar veriyorsun. Evet, evet. Şunu istiyoruz biz, kadınların neden güçlenmesi demiştiniz ya. Bir kadının ekonomik özgürlüğü varsa zorunlu evlilikler yapmak zorunda kalmaz. Çok önemli şey. Şiddete maruz kalmaz. Çok önemli. Geçtiğimiz günlerde evet. Güney Mahallemizde evet. Rahmete kavuştu değil mi hem hamile. Allah rahmet çok üzücü eylesin. Yani evet. Ben onu gördüğüm zaman kendi kızım gibi gördüm. Ben roman mahallelerinde beklemiyordum. Yani hiç ifade etmem gerekirse. Buna duruşunuz olacak mı? İstanbul acaba, Sözleşmesi falan şöyle, çalışalım ileriki programlarda konuşalım. Ben şunu düşünüyorum. Acaba televizyona çok kadın cinayetleri oluyor. Ya nasıl olsa bu da çıkacak dışarıya diyerek mi oradan erkeklerde de nasılsa vuracağım, çıkacağım gibi bir süre şey mi oluyor? Yani, cezasızlık, uzaklaştırma evet. Da varmış herhalde. Ben televizyon ekranlarından dinledim. Taziye'ye henüz gitmedim. Beraber gidelim olmazsa programdan sonra Taziye ziyaretine. Hem vakayı şey yapalım hem de bir nebze de olsa yanlarında olduğunu gösterelim kendimizin isterim. Ve emsal teşkil etmemesi anlamında da buradan kamu disiplinlerine herkese de çağrıda bulunalım yerinden alandan. Buradan kadınlara seslenmek istiyorum.
Çocuğunuzu bir yuva olsun diye aynı evin içerisinde lütfen kalmayın. Eğer şiddet görüyorsanız, psikolojik sorunlar yaşıyorsanız, eşinizin düzeleceğinizi zannetmeyin. Bir insana bir kere şans verilir. O da nasıl verilir? İkinci şans hak etmiyorsun. Yok. Neden? Çocuklar bu sefer yıpranmış oluyor. Onları toparlamak çok zor oluyor. Erken yaştaki evliliklere gidiliyor. Neden? Çocuk evde mutsuz. Dışarıda en ufak ilgiyi sevgi zannediyor. Güzel. Çok güzel bir başlık ve kanıyor. Çocuk aklıyla kanıyor ve erken evliliğe yol açıyor. Evet. Katılıyorum. Peki erken evliliği önlemekle ilgili ne yaparsınız? Yine bir başlık verdiniz bize. Tabii ki erken evlilikte çocukları bilinçlendirebilmemiz için okullarda öğretmenlere ya da bir slide görüntü yapılması gerektiğine inanıyorum. Çocukların, okuyan çocuk ya da okumayan çocuğun, yani evli olanların ne halde ne durumda olduklarını. Çünkü olumsuz çok, örnekler gözümüzün önünde. Evet, çünkü çok fazla yük biniyor çocuklara. Hedef koymak lazım çocuklara. Evet, çocuklar çocukluğunu yaşamadığı için bu sefer birer ikişer çocuklara. Kaçış olarak mı görüyorlar evliliği? Evet, kaçış. Biz tabii ki erken evliliği aslında akran evliliği olarak görüyoruz. Masum değil ama diğer taciz ve tecavüz olaylarına baktığımız zaman biraz kültürel kodların getirdiği, biraz çocuklar önüne hedef koyamadığı için eğitimsizliğin getirdiği sonuçlar bunlar. Demek ki çocuklar önüne eğitsel faaliyet koyarsak, hedef de koyarsak tabii okulların sosyal faaliyetlerini bence ilerletmeleri gerekiyor. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Neden? Çünkü bir çocuk eğer yoruluyorsa fiziksel olarak da sadece beyinsel değil, çocuğun yöneltmek gerekiyor. Çocukları boşta bırakmamak gerekiyor. Şimdi toplum olarak eğitime kapalı bir toplumuz. Beraberinde rehberlerin de eğitilmesi gerekiyor. Eğitime kapalıyız. Bunu nasıl açacağız? Zaten ilk öğretmenin kimdir senin diye söylediklerinde bir annedir öğretmen. Doğru. Anneler eğitim alırsa eğer çocuklarına da gösterecek. Bence anneleri ilk başta eğitmemiz gerekiyor. Sohbetle aşağı yukarı nereden baksan bitiriyoruz. Son mesajlarını alalım. Akıcı bir şekilde geçti bizim için. Daha evet. İlerleyen zamanlarda da yaptığınız çalışmalara endeksli. Yine yöneticilerinizle beraber sizi konuk almak isteriz. Evet. Kamuoyuna hem kadın olarak, hem sahne sanatçısı olarak, hem dernek başkanı olarak, daha birkaç şapkan var, hem projeci hanımefendi olarak mesajlarını dinleyelim. Kadın olmak bir ayrıcalıktır. Ben diyorum ki mutluluk ya da huzuru aramak istiyorsak ilk başta evin içerisindedir. O evin içerisindeki mutluluğu verebilmek için de kendimizi eğitelim. Ekonomiye katkıda olabilmek için de kurslara gidelim. Ve çocuklarımızı başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi adına koymadan yapmaya çalışalım. Ve bizler de sizlere bu derneği kurmamızın sebebiyeti de budur. Kapınızı çalacağınız bir yerin olması gerekiyordu. Güzel. Çünkü ben de kendim zorluklar yaşıyordum. Nereye gidebilirim, nereye başvurabilirim? Elinde cep telefonu olmayan insanlarımız var ama ben mahallede gezen biriyim. Tabanı tanıyorum, sokağı evet. Tanıyorum. Kadını, roman kadını tanıyorum. Lütfen devam, birkaç mesaj daha alalım. Çok erken yaştaki evliliklerin olmaması için elimden geleni ben kendim yapacağım. Duyurtmaya da çalışacağım. Aslında sosyal devletin yük ortağı bir profil çiziyorsunuz şu anda. Zannediyorum yetkililer bizi duyuyordur. Tabii Facebook'tan canlı yayın yaparken aslında YouTube'a da düşüyor. Rejinin desteğiyle Atürk ve İzmir TV ortaklığında bir kayda geçti bu söylenenler. Bunları belediye başkanlarımıza atacağız aslında. Esra'cığım, başkanım, değerli arkadaşım. Çok memnun oldum. Bize vakit ayırdın. Ben de memnun oldum. Yoğun olan bir dönemdesin. Derneği geliştirmek için devamlı koşturma halindesin. İleriki yayınlarda inşallah yine konuk edeceğiz seni. Yönetimine, değerli arkadaşlara da çok selam ediyoruz ve başarılar diliyoruz çıktığın bu yolda. Ve her daim destekçinizdiniz. 7/24 telefonlarımız açık. Biz de deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Sizler şu anda bizim yük ortağımız oldunuz. Dolayısıyla geleceğe ortak olmak için kadına, gence ve çocuklara yatırım yapmamız lazım. Dernek faaliyeti çok ciddi bir yatırım. Tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim, onur ettin bizi. Kıymetli ekran seyircilerimiz,
kadına, gence, girişimciye yer veriyoruz konsept roman programında. Yeni kurmuş bir kadın derneğimiz. Hep beraber yanında olacağız inşallah. Ama tüm kadınları da dernek faaliyetlerine katılımı bekliyoruz. Bu konuda tabii ki profesyonel desteğe de ihtiyacımız var. Yine buradan bir duyuru yapacağım izninizle. Önümüzdeki hafta galiba 6 Nisan'a denk geliyor. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü hepinizin bildiği üzere tarihi belgeler açıklayacağız size. Okuyarak Osmanlıcası ve yanında Türkçesinde devlet arşivleri, Osmanlı arşivleri daire başkanlarından aldığımız destekle bunlar bize 2011 yılında teslim edilmişti. Ancak biz bunu bir kitap haline getirmek istiyorduk. Sponsor bulamadık ama geçtiğimiz günlerde Tunç Başkan'a yaptığımız bir şeyle kamuoyuna artık çıksın. Kitap basımı konusunda Büyükşehir Belediye'mizin kültür yayınları olarak tarihe not düşsün, geçsin anlamında girişimimiz var. Yine Cemal Bekle vekilimizle cumartesi günü konuştuk. Mecliste meclis başkanımızın müsaadeleriyle zannediyorum bu hafta görüşecekler. Mecliste bu Osmanlı çingeneler ya da slash romanlar belgelerini yasa yapanlara, efendime söyleyeyim, kanun koyuculara göstermek istiyoruz. Bir sonraki hamlede hayalimi söyleyeyim size, mahallelere indirmek, mahalleleri sergi alanına döndürmek. Önümüzdeki hafta bunları daha iyi konuşacağız. Birlikte olalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın. İyi ki varsın.